Celal Bayar Üniversitesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından gönüllü öğrencilerden oluşan 20 kişilik bir ekiple Engelsiz Cübü konulu 12 dakikalık kısa film çekildi. Sınıfında bulunan işitme engelli öğrencisiyle anlaşamayan Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi, Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç, diğer öğrencilerle birlikte işaret dili öğrenmeye başladı. İşaret dili öğrenmekle kalmayan Kalaç ve öğrencileri, bu hikayelerini İşaret Dili Öğreniyorum isimli kısa filmle taçlandırarak bu dilin önemine vurgu yaptı. Filmde Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi de kameralar karşısına geçerek işaret diliyle işaret dili öğreniyorum dedi. İşaret dilini öğreniyoruz. Üniversite olarak engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin durumlarına duyarlıyız. Onlar bizim için çok önemli diyen Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi şöyle konuştu. Biz üniversite olarak engelli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın durumlarına duyarlıyız. Onlar bizim için çok değerli, çok önemli. Dolayısıyla biz üniversite olarak engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere dışarıdaki diğer engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Sorunlarının çözümü konusunda üzerimize ne düşüyorsa onu yerine getirmeye büyük bir özveriyle, gayretle çalışıyoruz. Daha önce yaptıkları başka dilde Celal Bayar Üniversitesi klibini hatırlatan Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç ise bu projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve öğrencilerinin sürekli engel durumu ile ilgili bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Başka dilde CBU klibi ki bir Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin marşı işaret dili duyurulmuş ve üniversite tanıtım filmi olarak kurumsal kimlik tanıtımı olarak Türkiye'de bir ilk olarak yayınlanmıştı. Bundan sonra öğrencilerimizden işaret diliyle ilgili bir şeyler yapmak isteği geliyordu. Fakat önümüzdeki en büyük engel işaret dili öğreticisi eksikliğimizdi. Bu Manisa'nın da bir sorunuydu. Son bir yıla kadar Manisa'da halk eğitimde ve diğer kurumlarda varlıkla çalışma yapmamıza rağmen kurs açacak tecrübeli eğitmen bulamıyorduk. Bu çalışmamızda yaklaşık bir ay boyunca bahsettiğim gibi arkadaşlarımız işaret dili eğitimleri aldılar. 5 günlük bir kamp süreci geçirdik. 9 tane 40 yaştan öğrencimiz. Sağlık Yüksekokulumuz, müdürümüz burada. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerimiz bu tip gönüllü çalışmalarda en çok bize destek olan öğrenciler arasında sayabiliriz. Geçmiş yıllarda da öyle. İzleyenlerden büyük alkış alan filmin sonunda emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi.